اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وانفذوا امري الى الله ان الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، صدق الله العظيم. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun muhterem kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu kalbimizi, gözümüzü, elimizi, ayağımızı şer-i şerife göre kullanmayı cümlemize nasip-i müyesser eylesin. Kalbimizi ve bedenimizi, maddemizi, manamızı her türlü pisliklerden muhafaza buyursun. Bizleri kendi katından her temiz olarak yükselsin inşallah. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'in hidayetinden bizi nasip etmesin. Bu okumuş olduğum ayet-i kerimeler Nur Suresi 30. ve 31. ayet-i kerimeden bir parça idiler. Buradan evvelki ayetleri daha evvelki derslerimizde görmüştük. Allah Celle Celaluhu surenin başından beri Müslümanları zinadan sakındırıyordu. Zinadan ve zinayı konuşmaktan ve zinanın lafını etmekten, işte bu lafını etmekten mütevellit, zina etmediği halde bir kadın ya da erkeğe zina etti diye iftira edip de dört erkek şahit de bunu ispat edemeyen insanlara da 80 değnek cezayı gerektirdiğini beyan buyuruyordu. Bunlar fasık insanlarda şahitlikleri kabul edilmezler. Tevbe ederler müstesna. Allah-u Teala zinayı da şiddetle yasaklıyordu. Bu insan haysiyetini rencide eden, hiçbir şerefli haysiyetli insanın kendisine yakıştıramadığı, kendisine yapılması istenilen bir kötülüğü de başkasına yapmayacak kadar akıllı, mantıklı, erdemli insanların uzak duracağı bir pisliği de yapanlara, bekarlara yüz celde, yani toplum içerisinde yüz sopa vurulmasını Allah Celle Celaluhu emrediyordu, aleni, teşhirli olarak. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadın ve erkek zina yapar, mahkemede şahitlerle belgelenir ya da kendisi itiraf ederse evlilerin ya da şu anda evli olmasa da bile bir zaman başından evlilik geçmiş, nikah geçmiş bir insanın kadın olsun, erkek olsun cezasının ölüm olduğunu beyan buyurmuş ve bunu uygulamıştır kendisi de. Zinanın suçunu ispat etmek çok zordur. Çok zordur çünkü dört erkek şahidi bir insan zina yaparken görmesi mümkün değil denecek kadar zordur. Geriye bir itiraf kalır. İşin ucunda ölüm olursa insanlar itiraf eder mi? Asıl saadette olmuş. Cenab-ı Allah'ın huzuruna temiz gitmek ve oradaki azaptan kurtulmak için insanlar Allah'a ve ahirete imanlarının hakikatini göstererek kendi ayaklarıyla gelmiş ve ölüme teslim olmuşlar. Bu dünyadan ahirete temizlenerek gitmişlerdir. Öyle bir gitmişler ki yapmış oldukları tevbe bütün insanlara dağıtılsa cennete götürecek kadar Allah onları büyük karşılamış, rahmetiyle muamele etmiştir. Her neyse, Allah Celle Celaluhu zinanın toplumda olmasını istemiyor ve bu zinaya götürecek bütün yolları kapatıyor. Zinaya uzak durun diyor, yaklaşmayın diyor, yapmayın demiyor, yaklaşmayın bile diyor. Ve bizi zinaya götürecek olan göz zinasından, dil zinasından, kulak zinasından, el ayak zinasından, dokunma zinasından, hayal zinasından sakındırıyor ve bunları ayet-i kerimelerde yukarıdan aşağı beyan buyuruyordu. En son gördüğümüz ayetler dikkatimizi çekiyor. Pis kadınlar pis erkeklerdir. Pis erkekler de pis kadınlar içindir diyerek insanın damarına dokunuyor. Temiz insanları temiz kadınlarla, temiz kadınları da temiz erkeklerle evliliğe davet ediyor.
içlerinin hazmedeceği bir iffet, bir namus timsali. Böyle eşler aramamızı bize tavsiye buyuruyor. Evlere girerken de gözümüzün ev içerisindeki mahreme takılmaması için, bir kısım üzüntü verici şeyleri, utandırıcı şeyleri görmemesi için evlere gelmezden evvel izin istememizi, geldiğimizi bir şekilde bildirmemizi ve insanlara selam vererek girmemizi izin verilmişse istiyor bizden. Bunu öğretiyor bize. Bunun bizim için daha hayırlı olduğunu, daha temiz olduğunu, aklımızı kullanırsak, öğüt alırsak buna riayet etmemiz gerektiğini beyan buyuruyordu. Eğer içeriden bize izin verecek birisi yoksa girmememizi Allah Celle Celaluhu emrediyordu. Eğer geri dönün denilmişse demek ki içeride misafir kabul etmeye uygun olmayan bir durum vardır. Hiç gücenmeden, gönül koymadan geri dönmemiz bize emrediyor. Bu bizim için hiç şüphesiz ki daha rahat, daha huzurlu, daha temizdir yani. Allah Celle Celaluhu bu tür vermiş olduğu emirlere uyup uymadığımızı görüyor, biliyor. İnsanları buna göre hiç şüphesiz ki cezalandırır. Ceza yani karşılığını verir. Bu tür emirlere riayet eden insanlara mükafat verir, ödüllendirir Allah Celle Celaluhu. Uymayan insanları da hem bu dünyada rezil ve rüsvay ile utandırır, hem de ahirette azap ile, acı bir azap ile cezalandırır. Yollarda geçen olan hangi bir, herkesin eşyasını serbestçe bırakabildiği bir kısım evlere de kimse içeride olmasa bile herkese açık bir mekanlar olduğu için girmemizde bir sakınca olmadığını beyan buyuruyor. Allah-u Teala kalpler biliyor. Yani bir yere girerken amaç nedir onu bilir. Gizlesek de bilir, açığa çıkarsak da bilir. Muhterem kardeşlerim şimdi yeni bir fasıl açıyor. Allah Celle Celaluhu. Şüphesiz ki zinaya götüren en büyük yollardan bir tanesi de gözdür, bakıştır, görmektir. Görme doğrudan kalbi etkiler. Bir nazar eğer güzel bir şeyse insanın içerisinde iman bitirir. Mesela Beytullah'ı gördüğünüz zaman nasıl coşarsınız? Peygamberimizin kubbe-i hadrasını gördüğünüz zaman içiniz nasıl burkulur? Bir camide hiç kötü şeyler aklınıza gelir mi? Burada hep iyi şeyler aklına gelir. Yani bir Allah dostunu gördüğümüz zaman, bir alimin yüzüne baktığımız zaman Allah akla gelir, ilim akla gelir. Bir kısım vazifelerimiz akla gelir, boynumuzu büker, kendimizle bir muhasebe yaparız. Ama kötü şeyler gördüğümüz zaman da insanın içerisinde kötü şeyler tedavi eder, kötü şeyleri çağrıştırır. Yani bir fettan yüz, bir fitneci yüz, bir fitneci bir gamze, bir bakış, bir şeytani gülüş, karşımızdaki bir kırıtma, bir sırıtma, davet edici yumuşak söz ya da gözler insanın içerisini Allah bullak eder, bir deprem meydana getirir, fısk-ı fucur büyütür, günaha arzu ve iştah doğurur. İnsan bu tür hallerde Allah'ı düşünmezse kayar gider ayakları. İkinci bakış, üçüncü bakış, peşine düşüş ve bir de bakmışsınız ki yaklaşa 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 zina çukuruna düşürmüştür. Eğer bakışlarda Allah'a sığınsaydı, bakmasaydı, baksa bile tövbe istiğfar etse ve kendini kontrol edebilseydi, kendini kontrol, nefsiyle mücadelede, arzularını frenlemede, iradesi güçlü bir insan olsaydı zinaya düşmeyecekti. O zina kendisini çok da ilgilendirmeyecekti, rahatsız da etmeyecekti. Efendim ben hem bakarım hem de zina yapmam. Belki ama çok perişan oluruz. Çok perişan oluruz. Zehirli oklar kalbini parçalar seni. İçindeki arzuları yapma coşkusu ile Allah korkusu arasında kalırsın ve ezilirsin. Huzurun gider, rahatın kaybolur, aklın Allah kullak olur. Düşünemezsin, çalışamazsın, üretemezsin, huzur bulamazsın. Ailenle aran açılır, eşinle aran açılır. Ve kafan bulanmış, kalbin bulanmış, arzuların bulanmış, şehvetlerin bulanmış, sana böyle bir acı tatlıdır. Bölünürsün, parçalanır, iç
içinde. Her yaranın bir yerde kalır, çok büyük bir psikolojik hastalıklara düçar olursun sonuçta. Onun için huzur mu istiyoruz? Allah'a itaat. Allah'ın yönlendirdiği yere bakmak. O yüzden Allah Teala Celaluhu zinayı yasaklıyor, zinaya giden yolları da yasaklıyor. İşte buyuruyor ki bize Nur Suresi 30. ayet-i kerimede, önümdeki Mushaf-ı Şerif'in 353. sayfasında. Bismillahirrahmanirrahim. Kul de ki Habibim lil mu'minin, müminler için, Allah'a iman etmiş erkeklere de ki yaguddu min absarihim, gözlerini harama bakmaktan kıssınlar, alıp koysunlar. Yani karşıdan bakılması haram olan bir yüz gördükleri zaman, namahrem bir yüz, bir vücut gördükleri zaman hemen Allah Celle Celaluhu gözlerinin üstüne göz kapaklarını koymuştur ki kapatıversinler. Bir saniye bile sürmez. Böylece büyük bir beladan emin olurlar. Eğer bakış devam ederse ya da dönülüp tekrar bakılırsa o yılan zehirleri kalbe damlar ve kalbi öldürür, kalbi parçalar, kalbi demin söylediğimiz gibi paramparça haline getirir ki kendiniz iyiliklerle kötülükler arasında müthiş bir kavga içerisinde, kaos içerisinde, kargaşa, karmaşa içerisinde kalırsınız. Huzurunuz gider, Allah kulluk olursunuz. Beyniniz bulanır, kafatasınızı kusmak istersiniz. Safiyetiniz gider, namusunuzda bir yaralanma açılır. Ve bunun en kötüsü de nedir biliyor musunuz? Bizim yaptıklarımız yüzünden eşlerimiz ve çocuklarımız da zarar görürler. Başkalarına da zarar veririz. Bizim iffetimize sahip çıkamayışımız başkalarını cesaretlendirir ya da nasıl manevi bir hadise, bazı kıssalardan da görüyoruz bunu. Erkeğin dikkatsizliği eşinin dikkatsizliğine götürür insanı. Bazen de yukarıdaki ayet-i kerimeleri hatırladık mı? El-habisatu lil-habisin, kötü kadınlar kötü erkeklere, vel-habisatu lil-habisin, kötü kadınlar da kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara. Allah muhafaza buyursun. Siz kendi kızınızın namuslu ve iffetli olmasını elbette ki istersiniz. İster misiniz diye bir soru sormak fazlalıktır, gevezeliktir. Elbette ki istersiniz. Çare nedir? Siz kendiniz öyle olacaksınız. Siz kendiniz öyle olacaksınız. Güzel bir örnek olacaksınız. Efendim, ben onlara yaptıklarımı göstermiyorum. Yerin kulağı vardır. Kurtlar, kuşlar haber verir. Onun için Müslümanlara söyle, harama bakmasınlar. Karşılarından böyle birisi geldiği zaman gözlerini kıssınlar. وَيَقْوَضُ بُرُوْجَهُمْ Böylece felçlerini, ırzlarını, namuslarını korusunlar. Eğer insan gözüne sahip olmazsa ırzını koruması çok zordur. Düşerim. ذَلِكَ اَسْكَالِمْ Bilsinler ki bu kendileri için daha temizdir, daha terbiyelidir, daha arınır. İçleri böylece huzur bulur. Yani yılanları, çıyanları, akrepleri doldurmasınlar kalplerle kafalarını. Doldurduktan sonra bu yılanlarla, çıyanlarla, akreplerle, haşeratlarla mücadele zor. Ne bize gerek? Hiç kapıyı açık bırakmayın. Girdikten sonra bir de boğuşursunuz. Belki onları yenersiniz. Belki öldürürsünüz. Ama sokarlar. Acı çektirirler. Öldürmeseler bile size zahmet olurlar. Bir sürü zamanınızı alırlar. Bir sürü sizi ruhi hastalıklara, terbiyevi hastalıklara düçar eder. Yıpranırsınız. Ne lüzum var can? Yılanı, çıyanı baştan hiç evinize almayınız. ذَلِكَ اَزْكَالَكُ
Bu sizin için daha temizdir. اِنَّ اللّٰهَ Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu خَبِيرٌ haberdardır بِمَا يَصْلَهُمْ ne yapıyorsanız. Adam kötü bir yerde dolaşıyormuş. Tenbihun Nafilinde anlatılıyor bu hikaye. Ya da Bostan-ı Arif'in, Ebu'l-Leys Es-Semerkandi'nin ya da değişimizin sebebi daima bu iki eseri beraberce basıyorlar. İki kitap, bir kitabın içerisinde topluyorlar. Biz de okurken bunda mı olduk, onda mı olduk şaşırıp kalıyoruz. Ben size özetini çıkayım çünkü zamana ihtiyacımız var. Uzun bir hikaye. Gezmemesi lazım gelen bir yerde geziyormuş bir derviş. Gözü bir güzele rastlıyor ve ayakları zınfada duruyor orada. Peygamberimiz töhmet mahallinden sakının diyor. Sizin gezmeyeceğiniz, dolaşmamanız gereken yerlerde ne işiniz var? İnsanlar, ya bu adam burada ne geziyor? Demesinler. Bir gün bir tanesi ağlıyordu. Hayırdır, niye ağlıyorsun dedim. Adam söylemedi. Biz de tuttuk biraz dostluk icabı ısrar ettik. Etmememiz lazım geldiğini de öğrendik. Ve bundan sonra derdini gizleyene daha fazla da ısrar edemiyoruz. Bazı şeyler sorulmaz. Mesela bir hanımına diyor Peygamberimiz, hanımını döverse bir erkek hoş bir şey değildir. Hanımı dövmemek Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakındandır. Hayırlılarınız bunu yapmaz diyor. Ama böyle bir şey olursa sormayın diyor Peygamberimiz. Çünkü hak edebilir ve onun ne olduğunu aile sırrı doğru da kalması lazım. Ben bir yaramaz yerdeydim. Yaramaz yerin içerisinden bana bir ses geldi diyor. Baktı. Sen camiye gittin diler diyor. Öyle bir utandım, öyle bir yaralandım ki diyor. Olmaması lazım gelen yerde onun temiz simasını görenler senin burada ne işin var? Sen camiye git demişler ve bu da camiye gitmiş hüngür hüngür ağlıyor. Ne işimiz var bizim oralarda? İşte dermiş de öyle bir yere gitmiş ve bir güzel görmüş. Süslenmiş. Güzelliklerini sergilemiş giysileriyle aklı başından gidiyor ve bunun fiyatı ne kadar diye soruyorlar. İşte 10 dinar neyse yani gidiyor çarşıya pazara üstündeki bazı varlıklarını satarak o kadının yanına giriyor. Bir fahişe kadının yanına giriyor. Zevklenecek. O ana kadar aklı başından gitmiş. İçeriye vardıkları zaman kadın sedire oturup işaret ediyor gel yanıma. Birden aklına Allah düşüyor Celle Celaluhu. Ben ne yapıyorum diyor kendi kendine. Bir büyüden bozulur gibi uyanıyor. Hazreti Yusuf'u Züleyha çağırdığı zaman yanına, hikayesi uzundur da kapıları hep örtmüşler, çıkartmış bir şal, bir örtüyle orada bir putun üstünü örtüyor. Ne yapıyorsun diyor Hazreti Yusuf, bu benim tanrımdır, beni görmesini istemiyorum zina yaparken diyor. O zaman irkiliyor, benim tanrımın üstü örtülmez, benim tanrıma hiçbir şey gizli kalmaz. Benim Allah'ım beni her zaman görür ya kapıya doğru koşuyor. Hikayenin gerisi malumdur. Ve biz burada zina bahsinde bu tür şeyleri anlattığımız için onları tekrar etmeyelim inşallah. Fakat şu dervişin hali çok kötü. Ve rengi sararıyor, soruyor. Bir de kadın ilgileniyor. Hasta mısın diyor. Değilim diyor. Verdiğin para senin olsun. Lütfen beni serbest bırak ve bana bir şey sorma diyor. Çekip gitmek için bana izin ver. Kadıncağız biraz daha ilgileniyor ve hiç olmazsa adını memleketini söyle diyor. Beni bırakacak mısın? İşte o zaman bırakırım. Neyse adını memleketini söylüyor. Yok kaçıyor gidiyor. Keşke görmeseydi o manzarayı. Aklı bulanmazdı. Tartılmazdı. Büyülenmezdi. Keşke ayakları oralarda dolaşmasaydı. Fakat kadın diyor ki, yahu bu da Allah'ın kulu. Ben de Allah'ın kuluyum. Ömründe bir kere bir iş yapmış, adam ne hallere düştü, sarardı, soldu, titredi, parasını da almadan kaçtı gitti. Ya ben o Allah'ın kulu olarak
halim nice oldu. O Allah benim de Allah diye ona da bir hal geliyor. Canını sevdiğin, iyilerle beraber olmak budur işte. وَكُونُوا مُعَ صَادِقِينَ diyor Allah Celle Celaluhu. Sadıklarla, iyi insanlarla beraber olun diyor. Onların kalbindeki nur size de akar buyuruyor. Etkilenirsiniz diyor. Üzüm üzüme baka baka kararıyor gerçekten. Birkaç dakika beraberlik bir kadının düşünmesine, tefekkür etmesine ve kendisini hesaba çekmesine, sorgulamasına, muhasebesine sebep olur. O da bırakıyor bu işleri. Örtünüyor, giyiniyor, mahalleyi terk ediyor ve Müslümanlığını yaşamak istiyor. Fakat bilmiyor. Aklına bir fikir geliyor. Ben bu adamın adını ve memleketini duymuştum diyor. Gitsem, beni de beğenmişti ki yanıma böyle gelmişti. Gitsem, acaba beni nikahlar mı? Hem ben ondan dinimi öğrenirim, hem de bana sahip çıkan bir kocam olmuş olur, hem de o sevinir diyerek düşüyor yollara. Arıyor, vuruyor. Onun köyüne kadar varıyor. Diyorlar işte falan zat tarlasında çalışıyor. Tarlasına kadar gidiyor. Ve tarlasına vardığı zaman yüzünü açarak tanısın kendisini diye derdini anlatmak isteyecek ona. Yüzünü açar açmaz dervişin eski günahı aklına geliyor ve Allah'ım affet diyerek dizlerinin üstüne düşüp ölüyor. Kalbi çatlıyor. Kadın, ben iyi niyetle senin yanına gelmiştim amma diyor ve onun köyünde ömrünü öyle geçirip gidiyor. İnnallâhe habirun bimâ yasnaûn. Allah sizin yaptıklarınızı görüyor. Derdi şöyle diyor. Kadını görünce Allah diyor, beni görmüştü. Ben bu hallere nasıl düştüm diye korkusundan düşüp öldüm. Böyle acılar, ızdıraplar, utançlar içinde kalmamak için kalbimizin, aklımızın, ruhumuzun bulanmaması için gözlerimizi harama kısmamız lazım. Farkında olmadığımız bakışlardan Allah bizi hesaba çekmiyor. İlk bakış, ilk görüş ama bakış uzarsa ya da dönülür dönülür tekrar bakılırsa Allah işte bunu görür. Siz çaktırmadan başkalarına bakarsınız. Vallahu ya'lemu hainetel a'yun ve ma tuhfi's sudur. Allah gözlerin hain bakışını biliyor. Arkadaşınıza bile göstermeden şöyle bir baktınız ya, arkadaşınız, oturduğumuz insanlar, yoldaşlarınız görmeyebilir. Allah görüyor ve biliyor. Ve o bakışın arkasından ve ma tuhfi's sudur, göğüste neler geçiyor? Şununla bir otursam, şununla bir dokunsam, şununla bir zina etsem, nasıl yapsam, nasıl etsem, o planlar, o düşünceler, bunların hepsini Allah Celle Celaluhu biliyor. Bir bakış kalbinizi bulandırır, beyninizi bulandırır, ruhunuzu Allah kullak eder, sizi mahveder. Kurtulmak mı istiyorsunuz? İndiriverin gözlerinizi. Allah Celle Celaluhu böyle yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Zordur. Çünkü bunun eğitimini almadık. Çünkü din eğitimi almadık. Çünkü sokaklar çok kötü. Çünkü zamana kadınları ve erkekleri çok iffetsiz hale geldi. Kefen bezine mahrem yerlerini ulu orta açığa koyuyor. Ama çare yok. Herkes kendi başının derdine düşer. Çare yok. Gemisini kurtaran kaptandır. İş başa düşmüş. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Müminlere de söyle. يَبْتُقْنَ مِنْ اَفْصَارِهِنَ Gözlerini harama bakmaktan alıkoysunlar. وَيَحْفَظَ فُرُوجَهُنَ Irzlarını muhafaza etsin, korusunlar. وَلَا يُزِينَ زِينَتَهُنَ Ziynetlerini, vücudunun güzelliklerini ve güzel organlarını taktıkları o tür küpe, kolye, halhal ya da bir kısım sürme, makyaj bunları açığa çıkartmasınlar. İlla ma zahra minha kendiliğinden açığa çıkaranlar. Mesela yüz, mesela el müstesna. وَلْيَضْرِبْنَ بِهُمُرِهِنَ عَلَى جُيُّبِهِنَ O zamana kadar göğüsleri açık olan kadınlar, boyunları, gerdanlıkları açık olan kadınlara Allah emrediyor. وَلْيَضْرِبْنَ بِهُمُرِهِنَ عَلَى جُيُّبِهِنَ Başörtülerini boyunlarının üstünden göğüslerine sarkıtsınlar, saklasınlar. وَلَا يُبْلِينَ زِينَتَهُنْ
zinetlerini açığa çıkartmasınlar. İlla li bu'ûletihin, kocaları müstesna. Kadınlar süslenmeyi sever, fıtratlarında var, beğenseydi isterler. Allah bunu kabul ediyor ve buradan imtihan ediyor. Kocana yap bunu. Ama yabancı erkeklere asla. Ev abâ-i hitni ya da babalarına, kendi babalarına, ev abâ-i bu'ûletihin, kocalarının babalarına, kayınpederlerine, çünkü bunlara ebediyen nikahları haramdır. Bunlara göğüslerini ya da gerdanlıklarını, boyunlarını, kollarını, diz kapaklarından aşağı, bacaklarını ev içerisinde gösterebilirler. Çünkü bunlar evde sürekli dolaştıkları için her zaman kapalı olmak hayata da bir zorluk olabilir. Bunlardan pek şehvet de sadır olmaz. Ama bu bir Allah'ın verdiği ruhsattır. Daha fazla örtünürlerse kendileri için daha fazla iyi ve emniyet olur. Müstesna, tavsiye de olunur. Ama ille de süslerini gösterecek iseler kocalarına, kocaların babalarına, kendi babalarına, evnâihin oğullarına, evnâibu uğretinle kocasının oğullarına, ev ihvanihin ya da kendi erkek kardeşlerine, ev beni ihvanihin ya da erkek kardeşlerinin çocuklarına, ev beni ahavatihin kız kardeşlerinin oğullarına, ev nisaihin evde dolaşan kadınlara, kendi kadınlarına, ecnebi kadınlara değil. Çünkü ecnebi yabancı gayrimüslim kadınlar, Müslüman kadınlar için erkek gibidir. Çünkü gördükleri güzellikleri kocalarına ve başka erkeklerine öyle anlattılar ki adam gözünü yumduğu zaman karşısında onun hayalini görür. Fantazi diyorlar. Bu da erkeği fevkalade, kadını da erkeği de cezbeder, tahrik eder, şehvete teşvik eder. Ondan da kaçınması lazım. اَوْمَا مَلَكَتْ اِمَانُهُمْ Ellerine malik olduğu eski zamanda yaşayan köleleri, bugün kalmadı çok şükür. اَوْ تَعْبِرِينَ غَيْرِ قُلِّ اِلْفَتِ مِنَ الرِّجَانِ Ev içerisinde hizmetle dolaşan, artık kadınlara ihtiyacı kalmamış yaşlılıklı erkekler, اَوْ تَصِرْ ya da küçük çocuklar, اَلَّذ۪ينَ öyle kadar küçükler ki, لَمْ يَصَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ Kadınların avretlerinden hemen haberdar değiller. Yani kadın, erkek, cins, bu tür düşünceleri oluşmamış küçük yaştaki çocuklara gösterebilirler zinet yerlerinden, demin saydıklarımızı. وَلَا يَدْرِبْنَ بِعَرْضُلِهِنَّ Ayaklarını yere sert basmazlar. لِيُعْلَمَ مَا يُحْفِنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Orada sakladıkları halhallar ses çıkarıp da erkekleri tahrir etmesin diye. Şehvete sebep olmasın diye. وَتُوبُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ Siz hepiniz birden, toptan ey Müslümanlar, Allah'a tövbe ediniz. Bu zamana kadar bu tür işleri yapmışsanız dönünüz ve bir daha yapmayınız. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Böyle yaparsanız belki iflah olur, kurtulmuş bulunur. Onun için bir İslam toplumunun temiz olması için yukarıdan beri anlattığımız şehvetlerin özel olarak yerinde kullanılması, ehline kullandırılması ya da yabancılardan saklanması gerekir. İslam şehvetin gücümünde olmayan temiz bir toplum istiyor. Temiz bir toplum istiyor. Yani bir toplumda kadın da olur, erkek de olur. Bunlar icabında yan yana da olabilirler, bir yerde olabilirler, iş hayatında çalışıyor olabilirler. Ama küçüklükten beri Allah'a iman etmiş. Kalbinde Allah korkusu var. Dünya hayatında bir imtihan geçirdiğini bilen, helal ve haram ile imtihan olunduğunu bilen kadın ve erkekler, Allah Celle Celaluhu kendileri için koymuş olduğu sınır içerisinde kalır ve o sınırda temiz kalmak mümkündür. O sınırda, o sınırın edepleriyle yaşayan, bu sınırı atlamayan, bu çerçevenin dışına çıkmayan insanlar, karşılarına iffet saçmazlar. Örtülü bir kadınla, tesettürlü bir kadınla bir erkek konuşsa bile ondan şehvet fışkırmaz. Vücut hatları belli olmayacak kadar bol bir elbise ve altını göstermeyecek kadar ince olmayan kalın bir elbise giymiş. Sadece elleri ve yüzleri, fitne varsa o da haram. Ama fitne yoksa elleri ve yüzleri, bazıları ayakları dahil eder, ihtilaflı konular. Hadi biz onlara uyarak ayakları diyelim. Bunun dışındaki vücut hatlarını
kadınlık azaları, organları belli olmayacak şekilde örtenler ve erkeklerle konuşurken kırıtmadan, sırıtmadan, laubali olmadan, ihtiyaçta kadar da ciddi bir şekilde konuşan kadınlara erkekler de saygı duyuyor. Onlara genellikle insanların şehveti galeyana gelmez, kötü niyet beslemezler. Öyledir efendim. Bunu siz kendi içinizde de hissedersiniz. Bir sürü yaşanmışlar da var, istatistikler de var. En son yapılan istatistiklerden bir tanesi bunu koymuştur. Kafalı kadınlar daha az taciz edilmekte, daha çok saygı duyulmaktadır. Kardeşlerimizin seyrettiği filmlerden Onda Dayım Gelir miydi? Bir film vardı. Ailenize gösterin inşallah o tür filmleri. Bir kadın, kocalarını iki kadın beklerken bir tanesi dışarı çıkıyor. Tabi o işte bir kılık kıyafeti, zamane bir kıyafeti. Bir de Hollanda'dan gelmiş bir Müslüman, okuyarak, kitaba uyarak, dinini bilerek yaşayan bir kadın var. O da arabasının içerisinde dışarıdaki kadına iki serseri çocuk gelip laf atarken birden ne oluyor diye o dinini bilen ve tesettüre giren kadın da dışarı çıktığı zaman onun tesettürlü halini görünce affedersiniz bacı özür dileriz diyerek çocukları çekip gidiyoruz. İşte budur. Biz de çalışırken, örtülü kadınlarla konuşurken haya ve iffetle boynumuz yerde ve onlara karşı içimizde saygıdan başka bir şey olmaz. Ama bir kısım kadınlar var ki eminim kocalarına yapmadıkları işveyi, cilveyi, sokaktaki insanlara, mesai arkadaşlarına, dükkanlarda esnaflara karşı gösteriyor ve zihinleri Allah kullak ediyor. Koku saçarak giden ve kokusunu erkeklere yayan o kadınlar cehennemin kokusunu alacak, cennetin kokusunu duyamayacaklar diyor Peygamber. Bütün bunlar bir burunla yapılan zina sayıyor. Yani İslam gözlerin şehvete bulanmadığı, kulakların, dillerin, gönüllerin, kalplerin, kafaların şehvette bulanmadığı temiz bir toplum istiyor. Sürekli şehveti tahrik eden, tatmin edilmeyen, baştan çıkaran bu azıtıcı duygular sonuçta tatminsizlik getirir. Onun sonucu nedir? Onun sonucu daha fazla istemektir. Nefsin bir özelliği vardır. Bir şeyi hedefler, o hedefine ulaştıktan sonra hedef gözünde küçülür. Daha ötesine gözünü diker. Onu elde eder, mücadele biter ve gözünde hiç olur. Her şey de böyledir. Allah bana bir taksi versin, modeli ne olursa olsun hiçbir şey istememdir. Verir Allah bir taksi, sonra ya şunun modelini bir yükseltsek de doyar mı? Daha yüksek, daha ister, daha ister. Aynen onun gibidir. İçkiye başlar, bir kadeh, iki kadeh, üç kadeh, beş kadeh şişe bitirir, sonra kesmez, ispirto içer, o da kesmez olur. Sigara da öyledir, uyuşturucu da öyledir, dünyanın bütün süpüsü böyledir. Şehvetin peşinden koşan insanlar doymaz. Her istedikçe bir adım ötesi, bir adım ötesi, bir adım ötesidir. Yıllar yılı bize bir hikaye anlattılar. Yalanla, dolanla bizi uyutmaya çalıştılar. Oysa uyutulacak gibi bir gerçek değildi bu yani. Ya bize diyorlar ki, şurada bir ateş var, evet. Elin içine sok, evet, yanmayacaksın. Yanmayacaksın. Biz de ateşe elimizi soktuk. Cayır cayır yakıyor. Efendim, kadınlarla erkekleri İslam toplumundaki gibi birbirinden ayırırsanız hep birbirlerini düşünür, hep birbirlerini özler. Normal bir şekilde bunları birleştireceksiniz. Kadınları ve erkekler iş yerinde bir olacak, mektepte bir olacak, çarşıda bir olacak, devlet dairesinde bir olacak. Kadın ve erkek birbirine ısınacak, alışacak, hatta dansa kalkacak, balo yapacak. Ve böylece kadına olan erkeğin ilgisi, erkeğe olan kadının ilgisi bu tür toplantılarda ölecek, bitecek ve yok olacak. Arkasından zina yapacağım diye çılgınlıklara yer kalmayacak.
Ne güzel masal anlatıyorsunuz bize. Öyle de oldu. Zina bitti mi? Bitmedi. Daha fazlası. Daha fazlası. Hep daha fazlası oldu. Ben öğretmen emeklisiyim. Mekteplerdeki fecaatı çok iyi biliyorum. Burada konuşmak istemiyorum. Siz de gazetelerde okuyorsunuz. İlkokula kadar binat. Batı toplumları örnek mi? Bize sunu çağdaş uygarlık düzeyi. Onlar öyleydiler. Ve Avrupa batı, batı, batı diye bizi de böyle batıracaklar. Evet. Kadınları açtık ve saçtık, sokağa saldık. Zina bitti mi? Hayır. Bir erkeğin bir erkekle zinası kesmiyor artık. 3-5 erkek, 3-5 kadın toplu halde bir odada zina yapıyorlar. O da kesmedi onu. Yani bunları anlatmaktan utanıyorum ama belki ömrümde birkaç kere anlatmak zorundayım bu ayetler için. Daha da değil. Bir apartman kendi aralarında kura çekerek zina etmeye başladılar. Kesmedi. Binlerce insanlar bir salonda zina ediyor. Kesmiyorlar. Erkekler erkeklere düştüler. Nikahlı cüzdan veriyor, evlendiriyorlar. Kadınlar kadınlarla kesmiyor. Hayvanlarla kesmiyor. Şimdi dünyanın başına çocuk pornosu bela. Çocuk pornosu bela. Küçücük çocukları cinsel obje olarak kullanıyorlar. Bacakları, çocukları, oğlanları ve kızları kendi şehvetlerine kurban ediyorlar. Hala nesil doymuyor. Daha fazlasını istiyor. Daha fazlasını istiyor. Kanun teklifi hazırlıyorlar. İnsanlar annesiyle de kızıyla da evlenebilmeli. Yasak koymak özgürlüğe aykırıdır diyorlar. Çok geçmez bu kanunlar geçecek. Göreceksiniz geçecek. Benim gençliğimde erkeklerin erkeklerle evlenmesinin Avrupa'da yasaktı. Bir kısım insanlar yürüyüş yapıyorlardı. Kendi feldi. O zamanın filozofları, düşünürleri önde gidiyorlardı. Ve bu mücadeleyi verdiler ben talebeyken. Ben öğretmen olduğum zaman işte şu yaşımdan çok daha evvel Avrupa'da senelerdir erkeklerin erkeklerle evlenmesi yasallaştı ve evlilik cüzdanı veriyordu. Ve bize de diyorlar ki ayıplayamazsınız, kınayamazsınız. Bir insan bir insanla gönüllü zina yapıyorsa bunun ayıplanacak tarafı yoktur diyorlar. Allah'a inanan, Kur'an'a inanan bunu ayıplamazsa kafir. Özel hayatlarıymış. Evet. Biz bunu sevmiyoruz, biz bunu beğenmiyoruz, biz bunu kabullenmiyoruz, biz bunu çirkin buluyoruz. Ama elimizle yapacağımız bir şey yok. Bunu da hemen söyleyelim. Bu tür insanlara elimizle yapacağımız bir şey yok. Yapmamalar için cebir kullanamayız, şiddet kullanamayız, dövemeyiz, sövemeyiz. Bir kötülük yapamayız. Yasalar bunu engellemiş. Ama kalbimizle nefret de mani olamaz. Bu bizi bir iman borcu. Kesmiyor. Nefis böyle bir şeydir. Verirsin azar, verirsin azar, verirsin azar. Daha fazlası, daha fazlası, daha fazlası. Kimisi yeme içme şerbetiyle, kimisi alkol ve uyuşturucuda, kimisi ses çılgınlıkları, çılgınlıklar. Zıvanadan çıkmış bu. Kimisi sportif faaliyetler, kimisi arabaya hızlanıyor. Öğrene gidiyor. Öyle bir arabayı sürüyorlar ki ikisinden birisi muhakkak ölecek. Çılgınlık bu raddeye gelmiş. Neden? Daha azı kesmiyor. Deneye, deneye, deneye çılgınlığın son haddine kadar gidiyor. Ve ondan sonra 100 kişi, 200 kişi toplu intiharların tadına varıyor. Bu da nasıl olur? Onun için nefsi daha başındayken namahremi gördüğü zaman gözü kapatabilecek olan insanlar bahtiyardırlar, huzurludurlar, kalpleri rahattır, kafaları rahattır ve Allah kadını ve erkeği ve şehveti yaratmıştır. Bunun ölçüsü nikahtır. Aile huzurunda iffetli bir ortamda ruh doyar. Eğer nefis Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu ölçülerle ruha tabi olursa, ona teslim olursa, şehvet büyük bir nimettir.
Ve o şehvet sayesinde insanlar yeryüzünde evlat edinirler. Bir karıdan, bir kocadan o şehvet vasıtasıyla nur topu gibi yavrular dünyaya gelir. Ve o nur topu gibi yavruların verdiği saadetle insan dünya hayatında cenneti bulabilir. Ama harama dalan insanlar çocuk bile dünyaya getirmiyor. Bizim keyfimize mani olur diye Avrupa toplumlarında doğum oranı sıfırdır. İnsanlar çalışıyor, yaşlanıyor, emekli alıyor fakat arkadan yeni nesil gelmiyor. Yeni çocuk yok. Ve bu yaşlı ihtiyarlar ölüp gittikleri zaman bir gün ülkelerinde insan kalmayacak. Şu anda sosyal sistemleri yani emekli parasını bulamayacak kadar dara düşmüşlerdir. Türk işçilerini istememenin bir sebebi de budur. Şehvet bataklığı insanı böyle götürüyor ve sonra bize de bu yalanı söylüyorlar. Açıklık saçıklık, serbestlik insanlara rahatlama getirirmiş, deşarj olunurmuş, cinsel baskıdan kurtulunurmuş, efendim daha mesut olurmuş, daha sağlıklı olurmuş. Gözünüzü açın da bakın öyle mi acaba? İnsanlar daha mı mutlu batı toplumlarında? Böyle olan ülkelerde evlilikler daha mı uzun? Ne evlilik müessesesinden bahsediyorsun hocam? Batı'da insanlar artık evlenmiyorlar. Sadece arkadaşlık yapıyorlar. Kadının ayrı evi var, erkeğin ayrı evi var. Bir araya geliyorlar, yemek yiyorlar, ilişkilerini de bulup çekiyorlar. Ya da belgeye ihtiyacımız yok diyerek beraber yaşıyorlar. Çocuk da istemiyorlar. Hayatlarını yük efendim. Batı toplumu yabancı bir toplum değil. Oraya doğru gittiğimiz ve iletişim sayesinde, küreselleşme sayesinde, dünyanın her bir tarafından, televizyon, internet sayesinde haberdar olduğumuz bir toplumdur. Cinsel suçlar alabildiğine artmıştır. Cinsel hastalıklar alabildiğine artmıştır. İşte Batı toplumundaki gerçekler, ne cinsel bir düzen var, ne terbiye var, ne tatmin var, ne huzurları var. Çeşitli aklınıza, hayalinize gelmedik cinsel sapıklıklar var, çılgınlıklar var. Arkasından cinayetler var, hastalıklar var. En son AIDS belası, henüz çaresi bulunmadı. Dün frengiydi, evvelki gün bel soğukluydu. Yarın ne çıkar bilmiyoruz. Allah bir şekilde bunları cezalandırıyor. Ve yıkılan yuvalar, boşta gelen anasız ve babasız çocuklar, anarşi ve teröristler, toplumun baş belaları ve en son işte demin anlattığımız gibi tecavüzler, cinsellik uğruna çocuklara kadar inen porno ve şiddet. Bize yalan söylüyorlar. İslam şehveti inkar etmez. İslam kadını ve erkeği inkar etmiyor. Duygularını da inkar etmiyor. Olduğu gibi kabul ediyor. Zügyine linnâsü hubbu şehavat. Bu şehvetleri Allah yaratmıştır. Ama insana diyor ki Allah Celle Celaluhu bunu nikahla kullanırsan, benim sana öğrettiğim gibi kullanırsan bu senin hayatına renk katar, zevk verir, huzur verir, hayatını neşelendirir, yükünü kaldırır. Mesut ve bahtiyar olur. Sen Allah'ı dinlemezsen çıldırırsın, çılgına dönersin, cani olursun ve günün birinde Allah bilir hangi çukura düşer, geberir gidersin insanlık olarak. Her şey Allah'ın yarattığı şu kullanma kılavuzunda. Çarşıdan bir beyaz eşya bile alsanız bir kullanma kılavuzu çıkar içerisinden. Eğer siz ona göre bu eşyayı kullanırsanız daha çok verim alırsınız. Ey insanlar! Dünya hayatının kullanma kılavuzu Allah'ın kitabıdır. Hayatımızı bu kitaba göre yaşarsak daha verimli, daha huzurlu, daha bereketli, daha menfaatli yaşarız. Yoksa daha cani, daha kılgın, daha bitmez o. Allah aklımızı başımıza ayırsın, kitabımızı, Kur'an'ı hayırlı göstersin bize. Lillahi teala.